1000 kilometrede 2 litre yağ yakıyor. Bunun sebebi nedir acaba derken bazen araçların motorun başından bir sürü badireler geçiyor. Onlardan en büyük sebeplerden bir tanesi hararet, ikincisi yağ bakımını geciktirme, üçüncüsü ise arkadaşlar yanlış yağ kullanma. Aracımız Kia Bongo yeni nesil motor var. Sağ koltuğu kaldırdım. Şimdi çıkaracağım bunu. 4 tanecik cıvatası var. Sonra öbür taraf sökülecek, motor tamamen açığa çıkmak için. Koltuğumuzu kaldırdık arkadaşlar. En son yağ tamamlandı mı bilmiyorum ama yine bakacağız. Çok hafif eksik. Demek ki tamamlanmış. En üstteki çizginin biraz altında. Bütün koltuklar söküldü. Motor açığa çıktı. Lifi alacağız. Yarın sabaha Allah kerim arkadaşlar. Hararet görmüş araba yağ kaçırmaz. Arkadaşlar, şuradakiler turbodan inmiş yağlar. Onlar yağ kaçağı sayılmaz. Turbonun içinde yağ geçiyor. Yağ filtresinin oralar nemli sadece. Motorda herhangi bir yağ kaçağı gözükmüyor. Dedim ya, daha önceden görmüş olduğu bir hararet. Yağın geç değişmesi, hava filtresinin tıkalı olup sekmanlara çok toz gidip sekmanların kaynaması gibi şeyler aracın motorunda yağ yaktırır arkadaşlar. Hararet müşürü genellikle silindir kapağın üzerinde oluyor. Birçok motorda. Yağ müşürü de motorun ana gövdesinde oluyor. Turlarla beraber, turlarla beraber. Turlarla beraber. Sekman kaynaması şuradaki çiziklerden anlaşılıyor. Krepej var. Gömlekler de bayağı aşınmış. Aksesuarı en kalabalık ve büyük motor olarak hafif ticarede CRD'yi motor olarak geçiyor. K2500 CRD'yi motor. Daha motorun yarısını dağıttık. Debriyaj bastı volata. Zayıflamış. Motor yağı da hep zamanında değişmiş gibi değil mi? Pırıl pırıl. Evet. En iyi öyle oldu. Zamanında görmüş olduğu bir hararet o zaman. Evet. Frenler kuru. Elleme, elleme, elleme. Sekmanlar ağız ağıza gelmemiş. Ama motorda yağ kalmıyor. O da gömlek aşınmasından dolayı. Thank you.
Abi şey geliyor. Motorumuz geldi arkadaşlar. Sekmanlar tamamen diyor, özelliğini, eleksiyatını kaybetmiş diyor Murat Usta. Tabii ki gömlekte de aşırma var ama diyor, yağ yakmasının tek sebebi diyor sekmanlar diyor. Siboklar, her şey değişti. Tabii. Pistonlar, gömlekler. Aynen. Boşlukları tam fabrika ayarından mı veriyorsun yoksa biraz tehlikeye girmeyeyim, biraz fazla mı veriyorum diyorsun? Tam fabrika ayarından. Tam fabrika ayarından mı? Aynen, fabrika ayarından. Tamam. Sekmanların, pistonların, gömleklerin ömrü şuradaki gördüğünüz, şurada gördüğünüz yağlama jetleri. Bunlar şu küçük boru, küçük boru yağları fışkırtıyor gömleklere ve pistonlara. Karışık ortamda motor toplaması daha güzel arkadaşlar. Alt kısmı komple taktım. Alt zincir setini taktım. Zincir setinde tabii ki işaretler var. Aparata gerek yok. Mesela örneğin flaşı kapat yavrum. Örneğin burası. İki çentik, iki çentik, tek çentik. Böyle gibi arkadaşlar. Bu da üst zincir seti. CRT'yi motorlarda bir alt zincir var, bir üst zincir var. Bura bitti mi? Şurada bir işaret var. Şu gördüğünüz işaret üst zincirin sentezi oluyor. Şurada göstereceğim sonra. Zincir setimiz orijinal. Tak karteri bakayım. İçi pırıl pırıl. Süzgeç tertemiz. Tak bakayım. İndir. İndir indir. Bak şurada cıvatalar var. Cıvataları karşılat, tamam. Korkma İlhan. Bir şey olmaz. Aksesuarların hemen hemen birçoğunu taktım. Silindir kapak cıvatalarını 2 kilogram, 2 defa 90, bir defa 60 sıktım arkadaşlar. Bu motor ne motoru diyeceksiniz? K2500 CRDi motor. Hyundai Santa Fe, Kia Sportage ve Sorento, Kia Bongo kamyonet, H100 kamyonetler de var. Kran kasnağın işareti. Şuradaki ok işareti. Üst tarafın trigger zinciri de bu şekilde toplanacak. Bu CRDi motorlar teferruatlı olduğu için ortalama yani 100 bin lira civarında yiyor bu motorlar arkadaşlar. Sanki tank motoru lan. Vallahi billahi. Ya Allah, bismillah. Arabayı indiriyoruz.
Hasan korktun mu yavrum? Hasan. Işığı gösterme Hasan. Işığı gösterme, daha torun sevmedik yavrum. Evet. Ya Allah, bismillah. Bak sağına soluna iyice. Evet. Kulağa levye vereyim mi? Olur. Kaldırayım mı levye? Yok iner. Şanzıman az sağa doğru. Az bir şey sağa. Tamam. Dur, çok oldu. Tamam. Bir dakika, usta buna değiyor mu? Değmez. Şeye değiyor, liftin ayağına değiyor usta. Canım benim. Bak şöyle yapalım. Burayı bu arkayı bir tutturalım. Tamam. Arkayı bir tutturalım. Tamam. Şu anda tam. Tamam. Heh. Ver bana. Buradan geçirelim. Tamam. Şimdi şanzımanlık sağlamı anladık. Şimdi motor kulaklarını tutturacağız. Burası ne durumda? Burası şu an bir sıkıntı yok burada. Benimki de çok az kaldı. İndiriyorum. Dur, çekiç ver bana, tıklayayım az bir şey. Tamam, ver düğmeyi. İndiriyorum. Vallahi var ya, kutu gibi oturdu motorla. Tamam. Dur, az kaldıracağım. Aman Allah'ım. Şimdi cıvatalarını öyle tak, tamam. Şapka sıktınız mı abisi? Yoksa.